Hülya Kaya merhabalar. Bugün değerli izleyenler Cengiz Topel Caddesi'ndeyiz. Cengiz Topel Caddesi'ni ekranlarınıza getireceğiz. Arkada bir yazı vardı, onunla başlayalım Selim. Orta hasarlı binaları güçlendirdiler, ağır hasarlı bize sessiz kaldılar diye. Hakikaten Malatyalılar ağır hasarlı, Malatyalılar yorgun, Malatyalılar harap ve bitap durumdalar. Bunu her köşede, her mahallede bunu fazlasıyla hissedebiliyorsunuz değerli izleyenler. İşte mesela bu apartman bu şekilde hala bekliyor. Ne olacak, ne edecekler, ne yapacaklar hiçbir şey belli değil. Bunun gibi yani sokak aralarında binlerce bina var değerli izleyenler. Abartısız söylüyorum bunu bakın. Binlerce bina. Yani belki bizleri il dışından izleyenler olabilir. Yurdun çeşitli noktalarından, yurt dışından izleyenler olabilir. Bunun gibi binlerce bina hala bu şekilde bekliyor Malatya'da. Ara sokaklara girdiğiniz zaman fazlasıyla görüyorsunuz zaten değerli izleyenler. Şimdi bu mahalleyi saymaya kalksak belki 10 tane bir şey çıkacak. Yani düşünün 700-800 tane şey var, mahalle var. Nereye giderseniz gidin, maalesef bu tür binaların hala böyle beklemekte olduğunu, yıkılmayı beklediğini görmek mümkün. Niye bekletiyorlar, niye yapmıyorlar, niye yıkmıyorlar? Biz de anlam veremiyoruz yani. Bu binalar artık kötü niyetli insanların mekanı haline gelmiş durumda. Bakın emeksizleri çektik. Her yerde çektik daha doğrusu da. Bütün esnaf, bütün vatandaşlar işte bu binaların bir an önce yıkılması istiyor. Niye? Çünkü kötü niyetli insanlar derdi. İşte uyuşturucu kullanan, alkol alan, her türlü pisliğe, her türlü şeyi yapabilecek kapasiteyi olan insanlar maalesef bu tür binalar onlar için tam yaşam alanı. Yaşam alanı. Ama işte bir türlü bunlar yıkılmayı beceremedi. Beceremiyorlar yani değerli izleyenler. Yıkamıyoruz. Niye yıkamıyoruz onu da bilmiyorum. Yani bu şehri yönetenler niye yıkamıyor onu da bilmiyoruz. Hem mahkeme süreci diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Canlar istenince mahkeme sürecindeki binalar yıkılıyor ama bu memlekette değil mi Mert? En başta Kışla'nın başındaki binalar. Yani gittik çektik gösterdik. Bu binalar niye bekliyor onu anlamış değiliz. Yani devletin gücü buraya yetmiyor mu? Yeter. Fazlasıyla yeter. Devletimiz büyük devlet. Devletimiz güçlü bir devlet. Ama buradaki yöneticilerin demek işlerine geldiği gibi davranıyorlar ve yıkamıyorlar maalesef. Şöyle gel Mert şurada abi sıva yapıyorlar burada rahat çekemedik gel şurayı da gösterelim. Bir yandan da değerli izleyenler şimdi binalar yıkılmış ya bu şekilde tadilatlar da yapılmaya başlamış durumda. Binaların yan tarafları bu bina mesela sağlam bina. Bu binanın şu an yan binası işte yapışık düzen şey düzen bitişik düzen yapılmış binalar. Hala o binanın bak görüyor musun pislikleri duruyor görüyor musun? Nasıl olacak? Nasıl edecekler? Allah yardımcıları olsun. Burada çalışanlara da yardımcısınız. Ustam kolay gelsin. Bu şekil asansör sistemi kuruyorlar değerli izleyenler sıva için. Malatya'nın çoğu yerinde bunlardan mevcut onu söyleyeyim. Bu da bayağı işi hızlandırıyormuş yani. O şeyden ziyade hani iskeleden ziyade bu biraz daha işleri hızlandırıyor. Hem işçi anlamında hem işçilik anlamında biraz daha hızlandırıyormuş. Allah kolaylık versin. Yani bunun gibi şeyler çok görürsünüz Malatya ve çevresinde. Dün biz aslında bir olaylı bir Diyarbakır gününden geldik derzine. Dün maçı anlatımımız vardı biliyorsunuz Mert'le beraber gittik. Biraz Diyarbakır'dan bahsetmek istiyorum. Diyarbakır zaten kendini toparlamış. Yani tamamıyla toparlamış. Yani Diyarbakır'da depremin izi var mı? Bana göre yok hiç. Yani Diyarbakır'da deprem olmuş mu? Olmamış mı? Kimsenin umurunda değil. Adam oradaki kişiler de aynı söylüyor. Yani bizim için diyor 2 haftaydı diyor. Bizim için 2 yıl oldu ama. Orada bunun muhabbetini de yaptık. Diyarbakır hakikaten kendini toparlamış, kendini düzeltmiş. Dün sanayide işlerimiz vardı değerli izleyenler. Buradan neydi? Ümit Oto Elektrik ve Berdan Usta. İkisine selamlarımı yolluyorum hakikaten. İşleri güçleri rast gelsin. Pazar günü olmasına rağmen arabamızda küçük bir arıza oluştu maç sonrası. Hem fiyat anlamında bize çok çok yardımcı oldular hem de insanlık anlamında hakikaten. Diyarbakır'ın güzel insanlarına, Diyarbakır'ın can insanlarına selamlarımızı iletelim. Müthiş bir şekilde ağırlandık orada sağ olsunlar. Bizi de fazla yormadılar. Kendileri de fazla şey yapmadılar böyle zorlamadılar yani. Arabamız da orada küçük bir arıza yaptı. Biraz geç gelmek zorunda kaldık Malatya'ya. O yüzden bugün yayına çıkalım mı çıkmayalım mı? Mert'le tartıştık çünkü. Yani sonuçta yola gidip geliyorsunuz değerli izleyenler. Yoruluyorsunuz. Ama dedik yok biz Malatya'ya gezmeye devam edelim. Bugün gezmeye devam edeceğiz. Dönelim Mert arkamıza. Cengiz Topel Caddesi'nin boşluklarını çekmeye başlayalım. Burada da yine hayat devam eden binalar var değerli izleyenler. Hayatın devam ettiği binalar var. Ama yıkılmayı da bekleyen de şey. Hemen yan tarafımızdaki binalar gibi binalar da var. Efendim abi. Abi konuşsana. Çekiyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Eyvallah. Nereden geldiniz? Biz buradan Malatya'dayız. Malatya'dasınız.
İşler nasıl gidiyor? İşler sıkıntılı. Niye? Personel sorunu var. Eleman mı bulamıyorsun? Aynen, eleman sorunu var. Hadi ya. Gerçekten. Ne kadar istiyor? Yövmiye mi yüksek istiyorlar? Ne? Yövmiyeler şu an 2000 ile 3000 arası. 2000 ile 3000 evet. arası. Artı sigorta, artı yemek, artı servis. Değil mi? Ona rağmen de eleman yok. Eleman sorunu var. Eleman sorunu var. Evet. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizlere de. Kaç gün yaptılar burayı? Normalde bitmesi gerekiyor da işte personel sorunu olduğu için. Yani yetişemedim. Ve teknik arızalar olduğu için evet, elektrik kesisi, yağmur. Değil mi? Tabii ara veriyoruz mecbur yani çünkü. Mecburen, aynen, evet. Aynen. Şey yapayım yani. Bu sizin işinizi kolaylaştırıyor mu değil mi? Tabii tabii çok. Bayağı kolaylaştırıyor. Şey hem güvenilir hem de tabii. Aynen öyle. Seri. Bu ömrüne göre daha güveniriz. Diğer iskeleye göre daha güvenilir diye tabii, geliyor bana. Ayrıca şey yapayım, emniyet kemerlerimiz var, baretlerimiz var. Tabii. Olması da gereken yok tabii, mu? Şu an evet. Sen tam kıvamındasın yani. Aynen. Şu an ağır bir işimiz olmadığı için şey yapmak yoksa biraz... Ne yapacaksınız buraya? Komple sıvayacak mısınız? Sıvamayacak. Şu karşı gibi olacak. Örnek. Şu karşı gibi yapacaksınız. Evet. Sonra da boyanacak herhalde. Aynen. Boyanacak. Sonra işte bina yapmak var. Yağmur sudan korunması için. Şunları sonradan siz mi eklediniz yoksa tabii, şu... Tabii tabii. Onları biz ekliyoruz. Ha, ekliyorsunuz daha. Isı yaltını tabii. Ne evet. yaparsınız? Aynen. Başka çare yok. Allah kolaylık versin usta. Teşekkür ederim. Senin yaptığın iş hakikaten zor bir iş. İnşaat zor. İşi zor. İşte geçen gün Mert'te de bir eski kaydı izliyorduk. Ben yayını atmışlardı, onu izledim. Ya ustalar işte 60 kiloluk, 50 kiloluk demirleri kaldırıyorlar, indiriyorlar. Diyorum yani bunu kimse yapamaz, edemez. Ya, aynen. Allah güç kuvvet versin. Ya zaten bir ülke olarak da memlekette zor günlerden geçiyoruz. Birlik beraberlik olduktan sonra her şey olur da. İşte birlik beraberlik yok. Görüyorsunuz piyasa karışık, iş konusunda eleman aynen, bulamıyorsun. Aynen. Mesela tabii gelecekler mesela gurbetten... Doğuda mesela işçi arkadaşlarımız geliyor. Geliyorlar. Ya bir yömiye çalışmıyorlar, örnek vereyim. Mesela biz 2,5-3 bin yömiye veriyoruz, gelmiyorlar. Gidiyorlar, iş kenara iş tutuyor. He. Çalışıyorlar, günlük 1000 liraya geliyor. La kardeşim madem gurbete geldim, madem çalışacaksın. Gel burada sigortanı yapalım, şey çalış. Ekmeğimizi bölüp yiyelim yani, hep beraber. Yani öyle olduğu zaman da ne oldu işte, işler aksıyor. Sadece burada değil de deprem bölgesinde artık deprem olmayan yerde iş aksıyor. Çünkü bütün İnşaat sektörü burada. Aynen öyle. Kepçe dizisiyle, dozer dizisiyle, asansör dizisiyle, kapçısı, boyacısı, her şey. Deprem bölgesinde olduğu için Türkiye'nin geri kalanı zaten mağdur. Orada da sıkıntılar oluyor. Tabii mesela, tabii. Usta bulamıyor kimse. Usta bulamıyor. İş sektörü durdu yani. O piyasa, var, doğru söylüyorsun. Piyasa bir kaosun içinde. Allah yardımcısı olsun. Ha bu inşaat sektörü o zaman bir... Çok çok kaosun. Çok sıkıntılı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyor? Ya görüyorsun ben tek çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ustam kolay gelsin. Teşekkür Allah ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Devam edelim. Canlı yayındaydın zaten şu an. Evet, canlı yayındı. Görüşürüz. Böyle buradan devam edelim Mert. Şu ATV'ler de bu araba bayağı moda oldu Mert, değil mi? Güzel araba bunlar Mert. Sizin ATV'niz mi? Aynen abi. Nasıl? Kullanımı nasıl? Vallahi çok iyi abi. Tüketim nasıl bunlarda? Yok, biraz daha bir telefonda konuş. Onu soralım. Bir de haliniz zatını soralım. Neymiş? Ha. Beni çekme ya. Ben hiç alışkın değilim. Hal hatırlayacağız ya. İyiyim abi. Sen nasılsın? İyisin. İyiyim abi. Sağ olun. Ben senin ismini şeyde çok görüyorum sarı sayfada. Furkan Keleş ben değilim yalnız. Ha, sen değil ben misin? Çalışan mısın? Eyvallah. Aynen. Nasıl gidiyor abi? İşler nasıl gidiyor? Çok şükür abi. Bugünümüze bir şükür olsun. Fiyatlar çok yüksek değil mi ya? Abi fiyatlar bak, yüksek. Bak şöyle diyeceğim. Vatandaş diyor ki emlakçı yapıyor. Emlakçı diyor ki yok diye ev sahibi söylüyordu bize diyor. Vallahi ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Evet. Çünkü maliyetler yüksek. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Kiralar ne alemde şu an Malatya'da? Abi bölgeden bölgeye değişiyor. Mesela toplu konutlarda yeni yapılan deprem ve afetlerde yapılan TOKİ dairelerinde şu an kiralar 8-9'dan başlıyor minimum. 10-12'ye kadar çıkıyor. 15 isteyen de var. 8'e veren var mı oralarda? 8'e veren de var. Kot 6 2 daireleri veriyorlar. 15'e de veren var, 16'ya da veren var. Çok yüksek ama orası. Bana yüksek. Göre. Yani bana göre hakkı değil ama yüksek. Bunu sen mi kullanıyorsun? Aynen. Ha, nasıl? Tüketimi nasıl bunların? Tüketimi iyi abi. Kilometreye 3,5 yakıyor şu an. Ha, hiçbir şey yakmıyormuş ya. Bence normal. Bence biraz yüksek. Yok yok. ATV olmasına rağmen yüksek. Ha, ATV olmasına rağmen. Allah kolaylık versin. İsteyim temel. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Ablacığım kolay gelsin. Sen bir şey demek istersen konuşalım. Tamam. Gel Mert. Kiralar çok yüksek. Vatandaş diyor ki emlakçı yükseltiyor. Emlakçı diyor ki yoktu biz ne derlerse onu yapıyoruz diyorlar. Arada derde kalmış. Şu binaya bak Mert. Ha bu şekil bekle. Ne olacak? Hadi. Bekle babam bekle. Bekle babam bekle. Nereye kadar? Ha bir de burası yaşam alanı değil mi Zinar? Şimdi şöyle gel Mert. Ha bu mahalle yaşıyor şu an. Yani bu mahalle yaşıyor. Allah korusun şuradan bir şey dökülse, bir şey devrilse... Vay halimize kim açıklayacak? Kim bunun hesabını verecek? Bir de herhalde Mert burayı sanki sonradan mı yükseltmişler? Bana mı öyle geliyor?
Bir sola dönsene. Sağına pardon. Yani bak eski ateş tuğla var, yeni tuğla var. Ne bileyim bir acayip bina yapmışlar buraya. Karma karışık bir bina olmuş burası ha. Yine araları onlarla döşemişler. Şaka gibi binalar. Geç abi sen geç. Durum bu. Cengiz Topel'de izler izleyenler. Ara sokaklarda böyle göstere göstere gideceğiz. Gel. Bekle bekle geliyor. Gel şu bir fırına gidelim. Aynen öyle. Bir selam vermeden geçmek istemedim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Çok hoşçakalın. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Toparladık mı biraz daha? Yok, toparlayamadık. Aynen devam mı? Aynen devam. Konuşalım biraz. Evet. Mahallede durum ne? Yıkılacak bir sürü bina var ama yıkılmıyor. Yani yıkılacak yer var işte. Eskiden de dediğimiz gibi bir yeri yıkıyorlar. Ondan sonra bir ay sonra gelip öbür tarafı yıkıyorlar. Yol kapanıyor. Yol kapanıyor. Biz mağdur oluyoruz. İş yapamıyoruz. Sokak kapanıyor. Değil mi? Ama caddeyi komple kapatsalar, yıkılacak kaç yer var yıkısalar. Yani bir haftada bir iki gün gidin lan burada. Yani bu bir düzene girmedi kaç senedir. Yani gördüğünüz gibi yani hayalet gibi duruyor bina. Öyle. Giren çıkan belirsiz. Biz Diyarbakır'daydık. Mesela Diyarbakır'da depreminizi hiç göremiyorsunuz şu an. O da depremiyle sonuçta. Onlar da yaşadı bu depremi. Evet. Bitirmişler adamlar işte. Ha, bir Malatya kadar yıkım olmadı orada. Eyvallah da yani sonuçta bir şekilde devlet millet el ele vermiş bir şekilde toparlamışlar. Ama biz burada hala toparlayamıyoruz. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Görüşürüz. Malatya sahipsiz bakmıyorlar Malatya'ya. Her tarafa bakıyorlar. Malatya'da hiç kimse yoktur ki Malatya yetkililerine sesleniyor. Bu soruyu sana soracağım. Evet, buyur. Sami Er bir açıklama yapmıştı. Malatya'nın sahibi biziz. Sahibi biziz diyor da. Sahipsiz Malatya diyenlerin aklından şüphe ederim. Malatya'ya hiç bakıyorlar mı? Hiç bakmıyorlar. Niçin bakmıyorlar? O kadar her taraf yıkılacaklar. Ev kuralları çekiliyor. Hiç bize çıkmadı. Bekliyoruz. Niye kurallarda çıkmıyor? Hiç açıklama da yapmıyorlar bizde. Ev var mı ki çıkacak? Evimiz var tabii. Ev var mı yani çıkacak şu an sence? Tabii. Çekilişte çıkmıyor yani. Bize neden çıkmıyor? Malatya'da çekilen ev sayısı belli abi. 680 tane şeyle çekildi. Evet. Neydi onun ismi? Çamurlu'da bu. En son çekimi söylüyorum. 200 küsür de ikiz ile çekildi. Bu evlere kim sığacak ya abi? Kaç kişi sığacak yani? Sığacak da işte biz de umudumuz orada beklemeye çalışıyoruz yani. Sizin bölgeniz hangisi? Yakınca mahallesi. Ha Yakınca. Rezerv orada mısınız? Yok rezerve değil. Toki evi bekliyoruz. Yıkıldı evimiz. Orada bekliyoruz. Kilek'te misin Yakınca'da? Yakınca'da. Ha. 10 bin konutların orada. Tamam. Adaşehir okullarının oradaydı. Evimiz yıkıldı. Orası rezerve girmemiş miydi? Rezerve girmedi. Rezerve yukarılar öyle. Bizimki aşağıdaydı. Sen Hazır aşağıda. Hastesi. Tabii tabii. Yani bekliyoruz. Çekilişte çıkmadı. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. O zaman size İkizce tarafından verecekler. Artık nereden vereceklerini bilmiyoruz ama. Sen Yeşil Bölgesi'sin yani. Evet. İkizce tarafından yani bekliyoruz çekilişte. Açıklama da yapmıyorlar. Yani şu kadar vereceğiz diyorlar. Az veriyorlar yani. Çok az veriyorlar. Çok az veriyorlar. Yani en azından bir umudumuz olması lazım. Yani. Bekliyoruz bir an önce. Görüşürüz abi. Teşekkürler. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Aynı günler diliyorum. Devam edelim. Sabahın heyecanı devam ediyor fırında. Öğlene yemek hazırlıkları. Devam edelim. Bu şekil bakın yani abartı söylüyorum yani sayın şu cadde üzerine bir tane daha bakın. Başka bir bina daha yıkılmayı bekleyen başka bir bina daha. Sonunda bak Karahasan apartmanıymış. O ne apartmanıymış Mert? O da ne apartmanı? Şahinler apartmanı. Akalın apartmanı mesela şu an yaşam devam ediyor orada. Şahinlerle Karahasan yıkılacak. Hemen onun öbür tarafında başka bir apartman daha. Hemen arkasında başka bir apartman daha. Bunlar niye bekliyor? Niye yıkmıyorlar? Anlaşılır gibi değil. Şöyle devam edelim Mert gel. Onları da göstere gösterelim. Bak o da neymiş? Sılay apartmanı. Ne yazıyor Mert orada? Okuyamadım. Ya biraz... Sunay apartmanı ha. Sunay apartmanı. Orası da o şekil bekliyor. Yani yıkılacaksa yıkılsın artık bu binalar ki. Değerli izleyenler dedim ya kötü niyetli insanların tam mekanı haline gelecek bunlar. Bir yandan da işte yapılan diğer binalar Mert. Görüyorsun. Özel sektörün yapmış olduğu binalar yine. 4 katlı. Zemin artı 4. Abla nasılsın? İyisin? Ne yapıştan Beyli abi? Nerede oturuyorsun? Ben Sıtma Plant'a oturuyordum. Sıtma Orayı yıkıldı. Yıkıldı mı? Ha? Geçmiş evet, olsun. Şimdi neredesin? Şimdi de işte Kiltepe'de bir tane ev vardı. He, oraya göçtüm. Uydur Ellaz yaptım. Rezervana abi. Falan girmedi değil mi orası? Giriyor abi. Hayır yine rezervana giriyor. Evet. Orada yıkılacak. Evet. Ne yapacaksın ondan sonra? Ev arayacağım. Bilmiyorum nasıl edeceğim. Allah yardımcın olsun inşallah. Amin abi. İsteyin bir temenni. Canın sağ ol abi. Görüşürüz abi. Allah emanet olun. Sağ ol. Gel abi. Gel abi gel. Yavaş yavaş gel. Burada da
biraz hızlı geliyorlar. Allah korusun. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Sizler dedik bu Cengiz Topal ne hal ne olacak? Bu binalar böyle bekliyor, bunlar vallahi bekliyor. Gerçekten de bu binalar çok zor durumda. Yalnız bu bina değil ki, ara sokağa gidiyor aşağılarda. Çoğu böyle. Evet, sadece pislik yuvası. Evet, çok pislik yuvası. Kötü insanların mekanı haline gelmiş. Evet, evet. İnsanlar korkuyor, hele gece vakti. Gerçi gündüz de girip çıkıyorlar. Tabii tabii, onlar için zamanın evet. Zaman mefhumu yok evet. Zaten. İnşallah bu kış buraları temizlerler de biz de kurtuluruz. Değil mi? Sen ev nerede abi? Ara sokakta hemen. Ara sokakta. Ben şuradayım. Eyvallah. Zaten izliyorduk. Dışarı çıkıp fırındaydınız. Eyvallah. Evet. Bir isteğin bir temenni? Sağ ol. Temennimiz ise bir an önce bunların yıkılması. Aynen öyle. Bu şekilde beklemesini hiç mi anlamıyorum. Evet, evet. Çok zor. Abi daha görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Merhaba. Öyle bina çok burada ya. Vallahi şey var, orta hasarlı su var. Ha, hepsinin yıkılması lazım normalde. Bana göre de yani şu binayı yıkarken şu binayı yıkarken yani, zarar çünkü yani. Şey bitişik nizam. Aynen öyle. Yani bu şekilde zor. Bir de hepsi herhalde aynı tarihlerde yapılmış gibi yani yıl anlamında. Tabii tabii çok eski bunlar. Bunlar yani çok eski bunlar. Bizim şeyimiz çocukluğumuzdan belli var bunlar. Çocukluk var. 55 sene yani az değil. Eyvallah. Az değil abi. İşler nasıl gidiyor? İşler çok şükür vallahi idare etmişler. Sen neredeydin, neredeydin sen? Benim şey, ben arkadaşın yerine bakayım. Ha, aşağı arkadaşın yerine bakıyorsun. Evet. Allah kolay versin abi. Eyvallah, sağ olasın. İsteyi bir temennin. Allah razı olsun. Görüşürüz abi, sağ olasın. Devam edelim artık. Cengiz Topal Caddesi'ndeki durum işler acısı. Neyi bekliyorlar, niye bekliyorlar belli değil. Dedim ya, adalet herkese lazım. Adalet herkese. Her kula lazım yani. Yine başka bir bina. Bu da yeni bina. Mert, bak yan binası yıkılınca tekrardan şuraya şey malzemelerini getirmişler. İzolasyon malzemelerini getirmişler ki kapatsınlar ki. Buradan bina fazla zarar almasın diye. Burada iskeleyi falan da kurmuşlar. Yakın zamanda burası da biter herhalde. Bak burayı da mesela yine bir inşaat firması almış. Yerinde dönüşüm uygulanacakmış değerli izinler buraya da. Gel şu karşıya geçelim tekrar Mert. Burada da arabalar öyle bir geliyor ki. Badal koyuyorlar, şoförler ona isyan ediyor ama işte biraz sakin gidilmesi gerekiyor buralarda. Burası da şey olmuş değerli izleyenler, bir firma almış, yeni dönüşüm başlayacakmış burada da. Bakalım, inşallah bir an önce yapmaya başlarlar. Şu karşıda başka bir bina daha. Allah'ım yarabbim, yani bunun gibi çok değerli izleyenler, bakın şu mahalle arasında falan da çok yani. Bu girin şu mahalle arasında, en az iki tane üç tane bina ev bu şekil bekliyor. Niye bekliyor belli değil. Bugünkü yayınımız değerli izleyenler. Şu dün çok yorulduk biz. Mert de yoruldu, ben de yoruldum. Yolun sonuna kadar belki gitmeyebiliriz. Tapunun orada falan yayını size devredebiliriz Hülyaka'ya. Ona göre hazırlıklı olursanız memnun oluruz. Bir yorgunluk var. Hepimizde de bir yorgunluk var. Sağ olsun dün ekip arkadaşlarımız da Diyarbakır'da güzel bir yayın gerçekleştirdik ama işte yayın sonrası başlıklarımız bizleri çok yordu. 9.30 gibi falan herhalde biz Diyarbakır'dan çıkabildik değil mi Mert? 10 gibi falan, dediğim gibi daha geçti, onu da geçmişti. Bunun gibi başka bir bina daha, Cengiz Topel'de. Ölü bina değerli izleyenler. Bu şekil bekliyor. Ya yıkın artık şunları, vallahi yıkın. Neyi bekliyoruz, niye bekliyoruz? Bak Mert, arada daha da aralarda da var ha. Gel gel. O bina geç, bak hatta. Dedim ya, ara sokaklara girdikçe daha da artıyor değerli izleyenler bu rakam. Yani bu tür binaların sayısı fazlasıyla artıyor. Şu kış... Hadi yağmur mağmur varken şunları yıkalım da şu toz topraktan da kurtulalım. O geçen gün Bostanbaşı bölgesinde yıkılan binanın tozunu gördün mü Mert? O neydi öyle ya? Şeyi sordum değerli izleyenler, dedim bu toz niye bu kadar çok çıkıyor? Üniversitesinden Vehbi Hocam'a sordum. İnşaat mühendisi biliyorsunuz kendisi. Beton kalitesizliğinden kaynaklanıyor dedi. Normal dedi yani kaliteli beton yıkılırken tabla halinde yıkılıyormuş değerli izleyenler. Bu kadar toz çıkarmaz dedi yani dedim. Tapu dairesinin olduğu noktaya doğru geldik. Bu ara sokakları da göstereyim Mert. Eyvallah. Ara sokakları da gösterelim. Belki evde burada olmayanlar vardır. Eskiden burada oturmuş olanlar vardır. Onların da anıları canlansın. Heh, başka bir bina daha bak. Kafamızı nereye çevirsek? Mert sol tarafa dön. Bir bina daha o şekil bekliyor. Eminim bu sokakta vardır yani 2-3 tane daha böyle değerli izleyenler. Sonunda da var değil mi?
Sen şeyde de geziyorsun. Bizim Ümran Hanım'la da geziyorsun. Bu şekil binalar çok. Bir de Mert, dikkat ediyorsan hep yani 90 öncesi falan, bak bu bina görüyor musun? Ateş tuğla yapılmış. Tamam, betonarme bir yapı ama ateş tuğla yapılmış. Yani yılı vardır yine bu. 80'ler falan vardır bu binanın. Tahminim. Vardır rahat. Yani 40 yaşını falan geçmiş bu bina. Eyvallah. Devam edelim bak. Neyse, Allah'tan şu şeyler başlamış yani. Şu yerinde dönüşüm işlerini çözmeye başlamışlar. Vatandaş inşallah şuralar bir an önce ayağa kalkar. Yani geçen gün şeyde yayınlara da soruyorsunuz. Derler biliyorsunuz, her sabah, her akşam 8'de RTV.com.tr'e Instagram hesabından böyle sohbet yapıyoruz. Sizlerin soru cevaplarını soru cevap şeklinde gidiyoruz. Orada da çok soruyorsunuz. Ama bak, arka sokaklar Mert. Çek çek. Yani böyle bekliyor değerli izleyenler. Yani nereye kadar bekleyecek? Nasıl olacak bu iş? Niye bekliyor? Niye yıkmıyorlar? Dedim ya, yani canlılar istediği zaman mahkemelik yerler yıkılıyor. Canlılar istemediği zaman mahkemelik yerler yıkılmıyor. Anlamış değilim yani. Yani bunlar da bari yıkın. Bitmiş zaten bina. Bu binaya sen ne yaparsın? Burası da mesela değerli izleyenler başka bir şey alanı yapmışlar şimdi burayı da. Yenine dönüşüm alanı yapmışlar. Hatta inşaat malzemesi firması şeylerini getirmiş. Kalıplarına falan kadar getirmiş, buraya koymuş. Buralarda bu şekil. İnşallah bir an önce ayağa kalkar buralar ya Mert. Yazık oldu memleketimize ya. Güzelim Malatya'mız. Gezdikçe, gördükçe üzülüyoruz. Kahroluyoruz aslında. Üzülme değil de kahroluyoruz ya. Nasıl bir felaket yaşadık? Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi yeniden dönüşüme başlayacaklar. O daha onun terhanesi başlamadı Mert, biliyor musun? Şimdi TOKİ'den kazanmışlar olacak. Onların yerine kim gelecek? Devlet ödeyecek mi? Vay babam vay. Herkesin kafası karma karışık olacak. Daha da şey büyür. Gidelim biz ya. O orayı geçti, keşke işaret etselerdi. O kadar geriye dönersek çok dönmüş oluruz. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol. İllerim kendine. Şöyle iyisiniz. Sağ olun hocam. Her zamanki gibi Hülya Hanım'ın programı. Aynen öyle. Geziyoruz. Çok güzel. Esasında Malatya'nın gözükmeyen yerlerini gösteriyorsunuz. Aynen öyle. Özellikle uyuyan siyasetçilerimize. Nasılsın abi? Sağ olun. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyoruz? Apartmanımız ağır hasar verilmişti. Çekişle kontrol edilerek. Üniversitenin bilir kişisini getirdik, rapor verdiler, mahkemeye verdik, hafif hasara dönüştü. Ağır hasar neye vermişler peki? Valla kolon ve kiriş patlağı yok. Duvar patlağı mı vermişler? Evet, evet. Bir de böyle basit şeylerden yapacak bir kaç şey yok. Kaç yıllık bina hocam bu? Burası 92 yapımı. O zaman kaç oluyor? 30-32. Temeli radyal temel. Ama binada bir sıkıntı yoksa? Binada sıkıntı bilim yok. Adam, ya benim buradaki kriterim şu, bilim insanları ne diyorsa olsun. Şimdi... Kolay gelsin. Sağ olun. Ben Ankara'da kalıyorum. Buyurun. Yok, gelmeyeyim. Çok teşekkür ederiz. Bütün gözümüz kulağımız sizde. Teşekkür sağ ederim. Olun. Sağ olun. Eliniz emeğinizde sağ olun. Dolayısıyla bir şey diyemiyorsun. Gelen mühendislerin bir kısmı inşaattan haberi olmayan insanlardı. Ama diploması var. Karar verdiler. Biz de uyduk imama dedik. Ben şunu her zaman söylüyorum. Bilim insanları ne derse olsun. Yani yıkılacaksa yıkılsın, tabii, kalacaksa tabii. Kalsın. Biz de karşı değildik. Yerinde dönüşüm bekliyorduk. Ama bu karar çıkınca tadilatımızı yaptık. Yaşam başladı mı? Tabii tabii. Şu anda 5 daire var. Kaç zaten daire 12 daire. 12 daire. 12 daire. Diğerleri nerede? İlişkiler yoksa? Çıkanlar. Ben de Ankara'ya gittim. Öyle mi? Evet. Hatta bir şeyden dolayı, bu COSGAP kredilerinin verilişiyle ilgili de Hülya Hanım'a serzenişte bulundum. Ha. Müracaat ettiğimizde bize müracaat sırasına göre dediler. Kafalarına göre dağıtılar onu ya. 16 Kasım'da müracaat etmiştim. Ben Ankara'da COSGAP'in genel müdürlüğüne gittim. Orada 11 Ocak'ta onaylamışlar. Benden bir ay sonra, 1,5 ay sonra müracaat eden
kişiler o krediyi aldı. Yani her şey usulsüzlüğe dayanmış. Ben müdürlerini de kınıyorum. Ben de, buradan da zaten canlı yayında seyrediyorlarsa duymuşlardır. Ben de senin dayını kınıyorum. Dayın niye devreye girmedi? Allah'a emanet abi. Devam edelim. Sağ olun. Görüşürüz. Başarılar. Senin gibi çok ya. Senin gibi evet. Kozkepe bekleyen bir sürü vatandaş var. Vardı. Esnaf var. Allah yardımcısı olsun herkese. Müracaat sırası dediler. 2 ay sonra kararını aldılar. Değil mi? Bu büyük yanlış. Kimlere kıyak çektiler? Sormak lazım. Aslında evet. O Kozkepe listesine alıp bakmak lazım. Kimlere verildi? Ben buldum. Ben şeyi Ankara'dan gittim bizzat. Bu işin başıyla görüştüm. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. Niye yok, paralar, niye yok abi? Paralar dağıtıldı zaten. Japonya'dan gelen paraydı. Ha, o parayı da dağıttılar. Dağıttılar. Bir de para pul oldu zaten hocam. Evet oldu da ama çok şey olabilirdi o tabii, parayla. Aynen öyle. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle yine tokalaşalım. Allah'a emanet. Sağ olasın. Aleyküm selam. İlettim abi. Devam edin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Devam edin. Yine binalar da yükselmeye devam ediyor bu arada değerli izleyenler. Gösterirsen Mert. Sağlam dirençli binalar olsun. Tek temennimiz o. Yani malzemeden kaçan İnsanlarla çalışmamaya özen gösterin. Ha şu boşluğu da gösterelim Mert. Bak çok derin bir boşluk oluşmuş. Değerli izleyenler hani burası gittiğiniz zaman güneş buraya düşmezdi yani ha bu yoldan. Bu yola güneş düşmezdi hiçbir zaman. Doğru dürüst. Görüyorsunuz boşluklardan güneş nasıl bir süzmeyle geliyor. Hüzmeyle geliyor düzeltiyorum. Bu ara sokağı da gösterir misin Mert? Burada da yayınımız şu boş alanda da yayınımızı noktalayalım. İyi gidi Cengiz Topel. İyi gidi Hasan Marol. Buradan Hasan Marol'a gidiyorum. Anılar da hep yaşıyor. Çocukluk buralarda gezerdik. Şimdi binalar da kayboldu. Her şey kayboldu gitti böyle Mert. Kaybolmaya da devam ediyor. Buradan bakınca Toki gözüküyor muydu? Gözükmüyordu. Ama şu an net bir şekilde bak Tokiler. Onlar 1+1 miydi? 2+1 miydi Mert? 2+1 derdi onlar değil mi? 2+1 de binalardı onlar. Ya normalde buradan baksana imkan yok derdi zaten. Binalardan göremezsiniz. Koca boşluk. Burada toprak suya çıkan yer değil mi Mert? Heh, burayı da göster. Burada toprak suya çıkan yol üzeri derdi zaten. Böyle bir gezi gibi olmuş olsun. Şurada derin bir boşluk var. Gel Mert. Burada da bitirelim yayınımızı. Buralar hep evdi. Sağ sol bitişik nizam evlerdi ama şu an araç otoparkı olmuş. Yorgunuz bugün değerli izleyenler. 5 dakika öncesinden bitirelim değil mi Mert? Yapacak bir şey yok. Şu değerli izleyenler şu ağaçlığın olduğu yer neyi parkıydı Mert? Üçgen park. Ha, üçgen parkın olduğu yer o da şu arkasındaki evler. Görüyorsunuz oralar da yıkılacak da. Yani yıkılacak. Hala yıkılacak. Yani yürüdüğümüz sadece bir caddeyle yürüdük. Cengiz Topal Caddesi'ni yürüdük. O kadar yıkılacak ev var ki saymaya kalksanız bir sürü bina var. Değerli izleyenler bugün Cengiz Topal Caddesi'ni ekranlarınıza getirmek istedik. Buranın durumunu göstermek istedik. Bazı vatandaşlar bize şöyle bir yorumda bulmuşlardı ne olacak diye. Yani burayı da rezerv alan ilan edilermiş. Burada hani sağlam var, yıkık var. Boş alan anlamında 14 dönümlük alanı karşılamıyor diye duydum ben burası. O yüzden burada yerinde dönüşüm planlanıyor. Bütün binalar için söylüyorum bunu. Apartman yöneticilerinizle görüşürseniz, apartmandaki sakinlerle görüşürseniz ortak bir kararla durumu çözebilirsiniz. İşte burada belki çoğu kişi şey kazandı. Geniştepe Toki veya işte İkizce'yi kazandı. Onların da durumu ne olacak? İşte yerinde dönüşüm başladığı zaman işte değil mi? Asıl film orada başlıyor değerli izleyenler. Bakalım. Bu Hülyaka'ya dur son not. Şunu da söyleyeyim. Biz geçen cuma günü biraz gerildik o çarşı inşaatında BCM grubunun olduğu yerde. Mert'e gelirken kapı yapıyorlardı Hülyaka'ya haberin olsun. Orayı kapatıyorlar. Yani kapı boyu da şu kadar bir şey olmuş. Tamam mı? Şaka gibi kapı yapıyorlar. Herhalde şey yapacaklar. Cezaevi gibi yükseltecekler. Daha da boy yükselterek devam edecekler. Kapı yapmışlar haberin olsun.
Bu arada da değerli izleyenler, belki şeyde izlemişsinizdir. Yine o gün akşamında Er Meydan'da da konuşuldu. Bu BCM grubun beton kalitesiyle ilgili ciddi problemler olduğu yönünde şikayetler, iddialar var. Buradan yine biz Çevre Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başır'a bu durumu iletelim. Sayın Valimize bu durumu iletelim. BCM grubun beton kalitesiyle ilgili de bir araştırma yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Denetimlerin daha da sıklaşmasını rica ediyoruz. Çünkü çokça şikayet geldi o konuda. Orada görevli, çalışan, eski çalışmış, şu an mevcutta çalışan insanlardan çokça şikayet geldi. Bilginiz olsun, oradaki BCM grupla ilgili, beton kalitesiyle ilgili de özellikle bir çalışma yapılmasını hem Sayın Valimizden hem de Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Cengiz Başar'dan rica ediyoruz. Şimdilik Cengiz Topal Caddesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Yarın başka bir noktada tekrar görüşmek üzere diyorum değerli izleyenler. Hoşçakalın.